8 gün önce 20'si Kürt gazeteci olmak üzere toplam 22 kişi aynı soruşturma dosyası kapsamında, daha doğrusu iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma dosyalarından birisi Safiye Alagaş ve Jinis dosyasıydı. Gazeteci Safiye Alagaş'ın yer aldığı, tek başına yer aldığı dosyaydı. Geriye kalan dosya ise gazetecilerin, diğer Kürt gazetecilerin yer aldığı soruşturma dosyasıydı. Soruşturma dosyası ilk günden itibaren gözaltına alma işlemleri başladıktan sonra bir bütün en usulsüzlükle yürüdü. Gözaltına alınan kişilere herhangi bir şekilde gözaltı kararları gösterilmedi. Avukatlarının yaptığı hiçbir itiraz sonuçlandırılmadı. Dolayısıyla gözaltını takip eden avukatların herhangi bir şekilde etkili bir hukuk yoluna başvurma imkanları tanınmadı bu avukatlara. Bunlar 8 gün gözaltında, yani Kürt gazeteciler 8 gün gözaltında tutulduktan sonra adliyeye sevk edildiler. Adliyeye sevk edildikleri süre zarfında da gazetecilere yönelik usulsüz işlemler devam etti. Soruşturma savcısı gazetecilerin ifadelerini alacağı sırada, ifadeler bitinceye kadar polis otolarında, gözaltı otolarında bekleteceğini söyledi. Avukatların buna tepkisi üzerine gazetecileri otobüslerden indirip adliye içerisine almak zorunda kaldılar. Daha sonra ifade işlemlerine geçildiğinde, ifade işlemlerinde de gazetecilerin kendilerini ifade etmeleri, avukatların kendini ifade etmeleri soruşturma savcısı tarafından kısıtlandı diyebiliriz açıkçası. Soruşturma ifadeleri sırasında ağırlıklı olarak gazetecilere yaptıkları haberler, yaptıkları programlar, programların içerikleri, programlarda kullanılan dil ve bu programların içeriklerinin ne şekilde belirlendiğine ilişkin bir kısım sorular yönlendirildi. Bu soruların tamamı aslında bir gazetecinin gazetecilik faaliyetini yürütürken kendisinin esas alacağı ve kendisinin karar vereceği konulardır. Dolayısıyla müdahaleye açık durumlar değil. Eğer müdahale söz konusu olursa bu artık ısmarlama haber ya da ısmarlama bir içerik, ısmarlama bir gazetecilik meselesine dönüşmekte. Aslında soruşturmanın temel amaçlarından biri de bu. Ismarlama bir şekilde gazetecilik yapmayanlara yönelik bir cezalandırma yöntemi. Müvekkillerin tamamının ifadesi alındıktan sonra biz dosya kapsamına ilişkin kısmen bilgilenmiş olduk ve biz anladık ki ilk baştan bugüne söylediğimiz şey şuydu. Dosya kapsamında herhangi bir şekilde gazetecilerin gazetecilik faaliyeti dışında bir fiillerinin olmayacağı ya da yasa dışı bir durumlarının bulunmadığı ilk gün itibariyle tüm gazeteciler tarafından dile getirilmişti. Ki bu sebepten kaynaklı da gazetecilerin faaliyetlerini yürütmesinden kaynaklı gözaltına alınma sebebiyle belki ilk defa Kürt basınıyla bu denli bir dayanışma ve yan yana durma pratiğiyle de karşı karşıya kaldık. Soruşturma savcısının sormuş olduğu sorularla soruşturulanın aslında gazetecilik faaliyetini öğrendikten sonra dosya sorgu hakiminin önüne geldiğinde kısmen sorgu hakimi de aslında soruşturma savcısının sorduğu soruların gazetecilik faaliyeti kapsamında kalmış olması sebebiyle çok bu konulara girmedi. Her bu konuya değindiği zamanda gazeteciler tarafından gazeteciler tarafından cevaben aslında yürütülen soruşturmanın kendilerinin gazetecilik faaliyetine yönelik bir soruşturma olduğunu, gazetecilik faaliyetlerinin böyle bir yöntemle baskılanmasının, engellenmesinin basın özgürlüğü açısından da, ifade özgürlüğü açısından da, gazetecilik faaliyeti açısından da kabul edilemez bir durum olduğunu,
kendilerinin yaptığı işin sadece gazetecilik olduğu, bunun ötesinde de yasa dışı bir eylem ya da fiillerinin olmadığını açık bir biçimde dile getirdiler. Sorgu hakimi sorgu sırasında ağırlıklı olarak dosya içeriğinin gazetecilik faaliyeti olmasından kaynaklı soruları farklı bir yöne kaydırmaya başladı ve soruşturma dosyasıyla aslında ilgisi olmayan daha önce açık bir kısım tanığın vermiş olduğu bazı beyanları gazetecilere sormaya başladı. Gazeteciler ortak olarak beyanların kendileriyle ilgili bir durum olmadığını, beyanların kendilerini tarif etmediğini ya da beyanların bu dosya kapsamında alınmış beyanlar olmadığını dile getirdiler. Fakat buna rağmen biz tutuklama gerekçesinde salt bu beyanların yer aldığını gördük. Yani bu beyanların yer almasının temelinde aslında tutuklama gerekçesinin temel cümlesi yatmakta. Temel cümlesi şu: televizyon ve radyo kanalı, basın ve yayın kuruluşu görünümü altında faaliyet yürüten şeklinde bir ibare var. Dolayısıyla yargı her zaman yaptığı hileye başvurdu. Aynı zamanda her zaman yaptığı yalana başvurdu. ilgisi, alakası olmayan tanık beyanlarıyla birlikte gazetecilik faaliyetini çarpıtarak biz gazetecilik faaliyetini yargılamıyoruz, gazetecilik faaliyetinden kaynaklı kimseyi yargılamıyoruz, yargılananlar aslında örgüt üyeliğinden yargılanıyorlar gibi bir tablo çizmeye çalıştı. Sırf bu tablonun altını, bu cümlenin altını doldurabilmek için, temellendirebilmek için geçmişten bugüne, ta 2012'den bugüne kadar verilmiş olan bir kısım beyanları bu dosya ile bağlamaya çalıştılar. Ama temel sıkıntı şu: var olan beyanlar ile bu dosya arasında ya da dosyada yargılanan Kürt gazeteciler arasında aslında bir illiyet bağı yok. Doğrudan birbirini tanımlayan ya da birbirini karşılayan bir bağ yok. Kaldı ki söz konusu açık beyanlarda var olan kanalların hiçbiri Türkiye'de yayın yapan kanallarda değil. Dolayısıyla zorlama bir yorum ile Kürt gazeteciler bu gerekçeye dayanarak tutuklandılar. Kürt medyası Türkiye'de her dönem var olan iktidar baskısına maruz kalmış, devlet baskısına maruz kalmış bir medya kesimidir. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde Kürtlerin kendi gündemlerini belirlemesi, Kürtlerin kendi gündemlerini tartışması, Kürtlerin kendi gerçekliklerini tartışması, Kürtlerin doğrudan Kürt sorununu tartışması 16 gazetecinin yakalanıp tutuklanmasıyla birlikte engellenmeye çalışılmakta ve devlet bir nebze Kürtlerin haber alma hakkını engelleyerek tamamen devlet politikasında yürütülen gündemler üzerinden hareket edilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda mecliste düzenlemesi gerçekleştirilen bir dezenformasyon yasası söz konusu. Bu yasayla birlikte de düşünüldüğü zaman aslında alternatif içerik üreten, alternatif yayın yapan kurum ve kuruluşların baskılanmasına dönük bir tutuklama olduğu açıktır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.